Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ışığın kırılması konusuna devam ediyoruz. Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişini ele alacağız. Şimdi en bir ortamı işte hava olabilir. En iki ortamı su olabilir. En aşağıda tekrardan hava ortamı var. Paralel bir ortamdan ışık geçecek. Şimdi ışık iyi açısıyla geliyor. Yoğun ortama geldiği için normale yaklaşarak kırılıyor. Daha sonra tekrar yoğunluğu az olan ortama çıktığı için normalden uzaklaşarak kırılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken n1 ortamından i açısıyla geliyor, n1 ortamına tekrar i açısıyla çıkıyor. Yani gelen ışınla en son sistemi terk eden ışın birbirine paraleldir. Sanki hiç n2 ortamına girmemiş gibi davranır. Yani ışın Gelirken hangi açıyla ortama girdiyse çıkarken o açıyla ortamı terk eder. Aradaki paralel ortam yani n2 ortamı sadece ışığı bir miktar yolundan saptırır. Yani ışığı delta x kadar kaydırır. Başka da herhangi bir işe yaramaz. Yani açılarla ilgili kesinlikle bir değişime neden olmaz. İster N2 ortamının yoğunluğu çok büyük olsun isterse çok büyük olmasın. Kesinlikle neymiş? I açısıyla geliyorsa I açısıyla çıkması gerekiyor. Peki sapma miktarı nelere bağlıdır? Yani ne yaparsak sapma miktarı artar. Ne yaparsak sapma miktarı azalır. Şimdi eğer siz N2 ortamının kırıcılık indisini daha da arttırırsanız. Yani buraya su yerine sudan daha yoğun bir madde koyarsanız. Kırıcılık indisi artacağı için sapma miktarı da artar. Zaten ışığın sapmasına neden olan bu suyun yoğunluğu ya da işte N2 ortamının yoğunluğundan dolayı sapıyor. Yani N2 ortamı daha yoğun olursa sapma miktarı da daha çok olur. İşte ışın şu şekilde kırılır o zaman. Yani daha da çok kırılır. Daha da çok kırılırsa yoluna da şu şekilde devam eder. Yani sapma miktarı bayağı bir artmış Olur, gördüğünüz üzere. N1 azaltılmalı diyor. N1'i azaltmak N2'yi arttırmakla aynı anlama gelir. Çünkü N1'i azalttığınız zaman N1 ile N2 arasındaki farkı arttırmış olursunuz. Fark artarsa sapma miktarı da artar. Mesela şöyle düşünün. N1 ortamı ile N2 ortamı aynı ortam olsaydı, örnek veriyorum. Burası N1 Burası da N1 ortamı olsaydı yani N1'e eşit olsaydı N2 o zaman zaten hiç sapmazdı değil mi? Olduğu gibi yoluna devam ederdi. Demek ki bununla bu birbirine yaklaştığında sapma azalıyor. N1 ile N2 birbirinden uzaklaştığında sapma artıyor. Bunu böyle de aklımızda tutabiliriz. Peki D nasıl etkiler? D demek buradaki suyun kalınlığı. Suyun kalınlığı artarsa sapma miktarı artar. Şöyle düşünün. Şimdi su o kadar ince olsun ki yani şu kadarcık bir su ortamına girdiğini düşünelim. Bakın abartıyorum biraz belki ama çok küçük bir su ortamına girdiğini düşünelim. Ne olacaktır? Ya ne kadar sapabilir ki? Zaten çok az bir su ortamından geçti. O yüzden pek bir sapmaya uğrayamaz. Ama su ortamının kalınlığı arttıkça sapma miktarı da artar. Bu da mantıklı yani. Peki iyi arttırılmalı demişim. Şimdi bunu da şöyle yorumlayayım. Eğer i azaltılsaydı oradan yola çıkarak yorumlayalım. i azaltmak ne demek i'yi azaltmak? Bu ışını buraya daha dik bir şekilde göndermek demektir. Ve önceki videolarımda söylemiştim. Işını eğer dik gönderirseniz ışın az miktarda kırılır. Işını eğik gönderirseniz ışın çok miktarda kırılır. Hatta ışını tam dik yollayın. Örnek veriyorum böyle tam dik yollayın. Ne olur? ışın hiçbir kırılmaya uğramadan çıkar gider. Dolayısıyla sapmamış olur. Demek ki ne kadar dik yollarsak ışığı o kadar sapma az olacaktır. E tam tersini düşün. Sapmayı arttırmak istiyorsan o zaman dik yollamayacaksın, değil mi? Açıyı bayağı büyük yapacaksın. İşte o yüzden demişim ki i arttırılmalı. Yani i azaltılırsa sapma azalır, delta x azalır. Eğer gelme açısı arttırılırsa sapma miktarı da artar diyebiliyoruz. Evet, aradaki ortam bir şeyi etkilemez demiştim. Bunu burada bir daha söylüyorum. Yani N2 ortamı burada etkisizdir. Sadece tek görevi nedir? Işığı buradan buraya taşımaktır. Yani ışığı biraz saptırıyor. Yolundan biraz saptırıyor. Fakat giriş açısı neyse çıkış açısı da o olur. Yani örneğin N1 ortamından N3 ortamına eğer alfa açısıyla gelseydik eğer böyle alfa açısıyla gelseydik aynı şeyi çiziyorum. Aşağısı N3'tü değil mi? Şöyle. Bakın N1 N3. Yani aradaki N2'yi kaldırsaydım yine alfa ile geliyorsam yine çıkarken yapacağım açı tetadır. İşte bunu demek istiyorum. Aradaki ortam giriş ve çıkış açılarını etkilemez. Işığı sadece bir yerden bir yere taşır diyorum. Evet devam edelim. Delta x'in azalması için yani sapmanın azalmasını istiyorsan 1. D'yi küçülteceksin. Yani bu ortamı iyice incelteceksin. D'yi küçültmek. 2. N2 ne yapılmalı peki? Şimdi burada N1 mi büyük N2 mi? Ona bir bakalım. Normali çizerek anlayabiliriz. Şu bizim normalimizse normale kim daha yakın? Yukarı taraftaki normale daha yakın, değil mi? Aşağıdaki normale daha uzak. O zaman aşağısı fakir. Yani n2 küçük, n1 daha büyük. Hani biz yoğun ortama zengin diyorduk, az yoğun ortama fakir diyorduk. Önceki videoda söylemiştim bunu. Şimdi sapmanın nedeni zaten ortamların yoğunluklarının farklı olması. Sapmayı azaltmak istiyorsan bu farkı azaltmalısın. Fark nasıl azalır? N2'yi arttırırsan farkı azaltabilirsin. N1'i küçültürsen farkı azaltabilirsin. O zaman bunları da ekliyorum. N1 azaltılmalı ya da N2 arttırılmalı. Son olarak bir şeye daha bağlı, şu gelme açısı. Eğer sapmayı azaltmak istiyorsan dik göndermen gerekiyor demiştim. Yani daha böyle küçücük açılarla göndermen gerekiyor. O halde I'nin azalması sapmayı azaltır. İ'nin azalması, beta'nın artması anlamına geleceği için beta'nın artması da sapmayı azaltır diyorum ve geçiyorum. Görünür derinlik mevzusu geçmiş yıllarda bundan soru da geldi arkadaşlar. Eskiden bunun formülleri vardı fakat formüller kaldırıldı sadece yorum kısmı kaldı. Ben de size onu anlatacağım. Şimdi aşağıda sıvı ortamı olsun yani yukarısı hava, aşağısı da su olsun örneğin. Yani aşağısı daha yoğun bir ortam. Yoğun bir ortamda bulunan bir cisim, e bu balık olabilir, bir para olabilir, bozuk para olabilir, herhangi bir şey. Yoğun ortamdaki cisme biz hava ortamından yani yoğunluğu az olan ortamdan baktığımız zaman cismi olduğundan daha yukarıda görüyoruz. Bunun nedeni nedir? Cisimden çıkan ışınlar, yani cisimden yansıyan ışınlar normalden uzaklaşarak kırıldığı için Hani havaya geçen ışınlar normalden uzaklaşır yani. Gayet doğal bu şekilde kırılması. Ve gözümüze bu şekilde ulaşıyor. Fakat gözümüzün yapısı gereği biz gözümüze gelen ışığın hizasında görürüz cisimleri. Yani gözümüze gelen ışığı biz eğriltemeyiz. Yani ışığı işte eğriltip o şekilde bakamayız. Gelen ışığın hizasını aldığınız zaman işte biz cismi tam olarak bu hizada görürüz. Yani K cismini biz bayağı bir yukarıda görürüz. Oysa bu cisim burada değil. Bu bir göz yanılgısı yani. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Yoğunluğu az olan ortamdan yoğunluğu çok olan ortama baktığım zaman olduğundan daha yukarıda cisimleri görürüm. Peki tam tersi olsaydı? Bu sefer biz aşağıda olsaydık ya da balık yukarıdaki kuşa baksaydı bakalım nasıl oluyor? Bu sefer bakılan kişi kuş olduğu için Kuştan yansıyan ışınları ele alacağız. Kuştan yansıyan ışınlar yoğun ortama girdiği için normale yaklaşarak yani şu şekilde gitmesi gerekirken kıracak direksiyonunu normale yaklaşarak gidecek. Ve gözümüze gelecek. Şimdi göz yapısı gereği ne yapıyordu? Işığı kıramıyordu değil mi? Gözüne gelen ışığın doğrultusunda görüyordu cisimleri. O zaman bu gözüne gelen ışığın doğrultusunu aldığın zaman ne yaparsın? Kuşu aşağı yukarı şuralarda bir yerde görmüş olursun. Yani olduğundan daha yukarıda görmüş olursun. Bakın aşağıdaki özeti de dikkatle bunu not alın. İşte azdan çoğa bakarsak ne oluyor? Olduğundan yakın görüyoruz ama çok yoğundan az yoğuna bakarsak olduğundan uzak görürüz. Şekildeki kaplara belirtilen yüksekliğe kadar KLM sıvıları doldurulmuş. Kap tabanına bırakılan bozuk para buralarda bir bozuk para olduğunu düşünün. 3 kapta da eşit yükseklikte görülüyormuş. Yani L sıvısında buraya çıkmış para, K sıvısında örneğin buraya çıkmış, M sıvısında da buraya çıkmış. Yani 3 kapta e, parayı yukarı kaldırmış. Demek ki kaplardaki sıvıların yoğunluğu dışarıdaki havadan daha yoğun yani. Doğru mu? Çünkü olduğundan yakın görünüyor cisimler. Peki hangisi daha çok yükseltmiş demiyorum. Hepsi eşit yükseltmiş çünkü değil mi? Eşit miktarda yukarı kaldırmış parayı. Fakat hangi sıvı daha daha kaliteli dersem bana M sıvısı dersiniz. Çünkü neden? M sıvısının şu kadarlık miktarı bile ne yapmış? Parayı bayağı bir yukarı kaldırmış. En kalitesi sıvı da L sıvısı. Çünkü L sıvısının şu kadarlık miktarı parayı ancak bu kadar havaya kaldırabilmiş. Ya bu ne demek? L sıvısı fazla kaliteli değil. Yani L sıvısı en dandik, M sıvısı en yoğun, K sıvısı da ortalama bir değer alması gerekiyor derim. Küresel ortamlarda kırılma nasıl olur? Bir kere küresel ortamlarda normal çizmeyi bilmek lazım. Küresel ortamlarda normal merkezden direkt çizilen çizgiye normal denir. Bakın şöyle Merkezden o noktaya çizik atıyorsun. Ve bu normal oluyor. Çünkü diktir. Merkezden gelen çizgi diktir. Ve ne yapıyorsun? Gelen ışın e cam ortamına gelmiş havadan. Yani daha zengin bir ortama gelmiş. Zengin ortama gelmek ne demek? Normale yaklaşmak demek. O halde böyle gitmek yerine normale yaklaşırsın ve bu şekilde gidersin. Şimdi dışarı çıkıyorsun. Yani fakir ortama çıkıyorsun. Fakir ortama çıkıyorsan. Normalden daha da uzaklaşırsın. Çünkü normal demek zenginlik demekti. Yani N'ye yaklaşmak zengin olmaksa, N'den uzaklaşmak da fakir olmak. Yani hava ortamına geçtiğin için, fakir ortama geçtiğin için bu şekilde kırılman gerekiyor diyorum. Şimdi yandaki şekle bakalım. Böyle geldik. Bakın dikkat edin. Benim geldiğim yerde normal şu şekilde çiziliyor. Çünkü Işığın geldiği yer küresel değil. Işığın geldiği yer düz. Düz ortamda normal böyle çizilir. Peki ben cama geçtiğime göre normale yaklaşarak kırılmam gerekiyor, değil mi? Şu şekilde kırılmam gerekiyor. Kırıldım. Normale yaklaşarak geldim. Zengin ortama geçtiğim için. Peki daha sonra ne olacak? Bakın bu ışın buraya diktir. Neden? Çünkü merkezden geliyor küreye. Merkezden küreye geliyorsan diksin. Diksen hiçbir şekilde kırılmaya uğramazsın ve olduğun gibi yoluna devam edersin. Bu şekilde çizilir. Gelelim alttaki soruya. Yani alttaki şıkka. Bakın, merkeze doğru gelen ışın kesinlikle dik gelmiştir ve dik geldiyse kırılmaya uğramadan bir kere buraya kadar gelir. Fakat buradan dışarı çıkarken artık küresellik sona eriyor. Bak, görüyorsunuz ki ortamları ayıran çizgi düz. Düz olduğu zaman normal nasıl çizilir? İşte bu şekilde çizilir. Yani dik olacak. O zaman havaya geçtiğine göre yani yoğunluğu daha az olan bir ortama geçtiğine göre normalden uzaklaşman lazım. Yani bu şekilde yoluna devam edemezsin. Normalden uzaklaşacaksın. O zaman şu şekilde yoluna devam edersin diyorum. Bakın gençler ışığı kırmadan önce kesinlikle normal çizmeniz gerekiyor. Ben buraya öylesine bir yazıyı asla yazmam. Önemli olduğu için yazıyorum. Gelelim bu örneğe. Diyorum ki hangi ışınlar doğru çizilmiştir? Bakın buradan geliyorum. Kürenin merkezini hedef aldığım için dik geliyorumdur. Dik geliyorsam kırılmaya uğramam. Doğru devam ederim. Daha sonra düz bir yere geldim. Ayrılma çizgisi düz. O halde normal şu şekildedir. Evet bu şekildedir. Ben ne yapmışım? Şöyle gitmemişim de normalden uzaklaşarak gitmişim. E doğru çünkü hava ortamına geçiyorum normalden uzaklaşırım. Bu olabilir. Peki başka 5 gibi olabilir mi? Şimdi 5'e gel. 5'te de normalde şu açıyı yaparak gelmiş. Burası hava biliyorsunuz. Yoğunluğu az. Daha sonra e, normale yaklaşarak e yoğun ortama geçtiği için normale yaklaşarak kırılmış küresel yere geldiği zaman hesaplar farklı değil mi? Küresel ortamlarda normal nasıl çiziliyordu? Merkezden gelen çizgi normaldi. O zaman bu normal zaten yani dik zaten. Dik olduğu zaman da kırılmaya uğramaz. Yani burada bir de 5 de doğru çizilmiş. 2'ye bakalım. Dik gelmiş. Yüzeyi ayıran çizgiye dik gelmiş. Yani normal üzerinden gelmiş. O halde kırılmaya uğramaz. Daha sonra Merkezden oraya bir çizgi çekeriz. Bunun adı normal oluyor. Çünkü yüzey küresel olduğu zaman bunu yapmak zorundasın. Ve senin ışığın şu şekilde gitmemiş de normalden uzaklaşarak gitmiş. E camdan havaya geçerken normalden uzaklaşarak gider. Yani bu ışın da doğru çizilmiş. Buna gelelim. Dik gelmesine rağmen dümdüz geçmesi gerekiyordu. Geçmemiş, kırılmaya uğramış. Bu hatalı çizilmiş oluyor. Burada da sanki hava ve camın kırıcılık indileri aynıymış gibi hiçbir fark yokmuş gibi devam etmiş halbuki böyle bir şey ne olamaz olamaz bu da yanlış diyoruz 1 2 5 doğru evet I ışını şekildeki yollardan hangisini izleyebilir bir kere dikkat edin buradan ışın gelmiş dik bir şekilde geldiği için dümdüz devam etmiş merkezden buraya ben bir doğrultu çizdiğimde bu benim neyim olur normalim olur Normalde şu açıyı yaptıysam normalde aynı açıyı yaparak kırılmam lazım. Yani tam yansıma yapmam lazım. Şimdi açılar eşit değil gibi görünse de biz onu eşit kabul edeceğiz. Gelin bu açılara bir değer verelim. Soru daha kolay çözülür. Örneğin ben buraya 43 derece diyorum. Hani 42 derece sınır açısıydı. Ben de 43 dedim. Tam yansıma yapsın. Burası 43 ise burası otomatikmen 47 olur. Şimdi bir dış açı iki tane iç açıyı vermesi gerekiyor ya. O zaman burasının 43 olduğunu da biliyorum ben eşit olduğu için. Buraya ne kalır? 4 derece gibi bir şey kalır. E şimdi burası 4 ise buraya bir normal çizdiğim zaman 90'a tamamlamak için burasının 86 derece gibi bir derece olması gerekmiyor mu? Evet. Şimdi benim elimde bir bilgi var. 43 derece ile bile gelen ışın tam yansıma yapmışsa 86 derece ile gelen ışın camdan havaya 86 derece ile gelen ışın %100 Hatta %500 tam yansıma yapar. Çünkü 43 derece tam yansıma için yeterli ise 43'ün üstüne çıktığın zaman 45, 50 falan filan yaptığın zaman kesinlikle tam yansıma olur. Ama 43'ün altına inersen yani işte 42, 40 falan 35 falan dersen o zaman tam yansıma olmayabilir. Yani kısacası 86 kesinlikle tam yansıma için yeterli bir şarttır. Yani ışının hangi yolu izlemesi lazım? 4 yolunu izlemesi lazım. 3 ya da 2 ya da 1 olamaz diyorum. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.